öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda hani depremi önceden bilmek diye bir şey çözülmüş değil. Önce buraya nokta koyalım. Şimdi depremin erken uyarı sistemleri var. Yani deprem hemen olduktan sonra deprem dalgalarındaki hız farkından yararlanarak işte ilk dalganın gelişinden itibaren geçen süre içinde depreme belli bir hazırlık zamanı kazanılıyor. Bu da işte 8 saniye, 10 saniye, 15 saniye, 20 saniye, 1 dakika gibi zaman kazandırıyor. Özellikle insanlardan çok yapılara, büyük ölçekli yapılara zaman kazandıran bir şey. Deprem tahmini denilen yöntemler var. Bunlar hani köpeğin sesinden tutun da suyun içindeki sıcaklığın değişimi, suyun fiziksel kimyasal değişimleri ya da havadaki değişimler, iyonosfer tabakasındaki değişimler, kayalardaki stres değişimleri, yamulma miktarlarındaki değişimler, bunların hepsi deprem tahminlerinde kullanılan parametreler. GPS de bunlardan bir tanesi. Günümüzde GPS'e yani konum belirleme aracı olarak kullanılıyor. Bunlarda fayın etrafında yeterli oranda GPS istasyonları kurulursa ve bunlar 24 saat sürekli izlenirse zaman içinde o bölgedeki yamulma stres miktarı çerçevesinde belli değişimler gerçekleşiyor. Bu değişimler normalin üzerine çıktığında o bölgede belli bir zaman sonra bir kırılmanın gerçekleşeceği düşünülebilir. Bu anlamda bir geliştiren yöntemler var. Bu yöntemler Türkiye'de de çalışılıyor. Ankara Üniversitesi'ndeki bilim insanları, 950'deki bilim insanları, jeodezik tabanlı çalışmalar bunlar. Bu jeodezik tabanlı çalışmalarda milimetre düzeyinde hassas aletlerle bölge sürekli denetlendiğinde farlarla ilgili belli çıkarımlar yapılabiliyor. Ama bu tabii Türkiye için çok geçerli değil aslında. Çünkü Türkiye'de çok fazla fay var. Örneğin İzmir için 17 tane fay var. Mesela İzmir'de biz buna benzer bir çalışma yaptık. 9 Eylül Afyon Kocatepe Üniversitesi ile birlikte jeodezik tabanlı İzmir'deki GPS ağları belli 3 yıl boyunca ölçüldü sürekli. Ve belli bölgelerde yamulma miktarının arttığı ortaya çıktı. Örneğin işte 70 yıl sonra diyelim işte 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabileceği çıktı mesela İzmir'de ki zaten o depremde oldu. Belli bir şekilde işte 200 yıl içinde daha büyük ölçekli bir deprem olabileceği ortaya çıktı. O yamulma miktarının değişmeyeceği kabul edilerek sistemin içinde belli bir zaman sonra deprem olacağı anlamına gelen bir çalışma. İzmir'de bu fay bazlı yapılamaz çünkü çok fazla fay olduğu için bölge bazlı yani şu bölgedeki yamulma ve stres normal seviyesinden çok daha üst seviyeye çıktı. Onun için bu bölgede 5 tane faydan bir tanesi kırılabilir denebilir. Ama aynı fayın üzerinde yoğunlaşmanın tek yolu hendek tabanlı paleosmoloji yapmakla geçiyor. Bu sadece geliştirilmesi gereken bir çalışma. Zaten şu anki hassasiyet buna yeterli değil aslında. Oradaki çıkan haberde de bu söyleniyor zaten. Yani hassasiyet, aletin hassasiyeti buna yeterli değil. En az 50 kat daha hassas olması gerekiyor aletlerin. Bu da elektronik anlamda, mekatronik anlamda çalışmanın yetersiz olduğu anlamına geliyor. O zaman daha bekleyeceğiz. Daha bekleyeceğiz, evet. Teşekkür ederim.